Ve başka ne diyecektim size ya? Afiyetler dediş. Dede. Ne oldu? Ay dedene bak. Buradan gel yürüyelim biraz. Aloha. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım. Bu arada şunu da hep göstermek istiyorum kameralara. Bayıldım ya, bu bilekliğime bayıldım. O kadar acelem var ki arkadaşlar, ama açılışı hemen böyle çıkmadan yapayım dedim. Antalya'ya gideceğiz. Bir yarım saate İstanbul Havalimanı'nda olmam gerekiyor. 15.45 uçağı. Hani ben 2 saat önceden orada olmak istiyorum. Ama size de bir aloha diyeyim ve bu videoyu açayım istedim. Öyle, şimdi çıkıyorum aceleyle. Bir tarçınımı seveceğim. Sonra da zaten yola koyulacağım. Anneannem, dedemi göreceğim. Zaten onlarda kalacağım. 3 gece kalacağım. İşte 3-4 günlük dolayısıyla bir vlog olacak. Bir Zeynep diye çok sevdiğim arkadaşım var. Onunla buluşacağım. Bakalım nasıl bir vlog olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Şimdi geldim. Otobüs bekliyorum. Havaalanındayım. İlk defa otobüste gideceğim. Taksiyle gitsem 160 liraymış. Araba seslerinde numaram diye biliyorsunuzdur. Ben de 160 lira vermek istemedim açıkçası. 20 lira 50 kuruş otobüs bileti aldım. 800 numarayı bekliyorum. Öyle birazdan gideceğim. Kaç kere aradın beni dedi? 5 kere aradın ya. Merak ediyoruz. Buyurunuz efendim. Nasılsınız? Ah, teşekkür ederim. İyiyim. İyiyim. Bak, portakallarımıza. Özledim seni. Vallahi ben de çok özledim. Hadi bakalım. Kaç kere aradın benim? Niye o kadar aradın? Merak ediyoruz ya. 5 kere aradım. Ya, merak ediyoruz. Portakal ağaçlarını biliyorum, çok kısa. Anneannem nerede? Buradadır ha, nerede abi? Gel. Geldim. Gel, gel. Bunu böyle koyuyorum. Merhaba. 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 Kaç kere aradınız beni anneanne? Kaç kere? Vallahi ne bileyim, geciktin. Hoş buldum. Bir şey bilmiyor diye. Biliyor canım, bir de telefon hoparlör açık. Dedem taksici bir şey bilmiyor diyor. Çorba taştı mı? Yukarıda kombiyi yapmaya çalışırken. Evet, bak şeyde ekmekler nasıl olmuş. Sen bayağı benim sevdiğim gibi anneanne. Senin sevdiğin gibi. Ben olmuş. Böyle kıtır çok severim. Eline sağlık. Afiyet olsun, bal olsun, bal olsun benim kızıma. Afiyetler olsun. Bakın size anneannemle 4-5 yaşlarındayken ben fotoğrafımızı göstereceğim netlerse. Saat 8'i çeyrek geçiyor arkadaşlar. İlk gün, ilk gece. Size şöyle göstereyim istedim. Günaydın. Bayağı yağmur yağıyor bugün, görüyor musunuz? Şimdi size şu üst katı göstereyim. Saat 10 civarı aşağı ineceğim. Buradan geliyoruz. Şöyle aşağıdan geliyorsunuz. Sonra benim odam dağınık. Size çok göstermeyeyim dedim ama şöyle göstereyim. Aşağıda bavulum, yatağım. Yatağımın üzerine işte bir şeyler koydum falan filan, neyse. Şöyle, o dayımın odası ama dayım hiç buraya gelmiyor. O yüzden böyle boş. Şu banyonun sesi felaket arkadaşlar, bakın.
Şimdi buradan iniyorsunuz ya, bakın merdivenlerden. Şöyle salonumuz var. Şunlar birazcık toplanmış orada kıyafetler. Birazdan yoga yapacağım. Ben seviyorum bu evi ya. Çok tatlı bir ev yani bence. Şurada balkonumuzu göstereyim size. Anneannem burayı kapattırdı. Bence çok akıllıca oldu. Şu an deli gibi yağmur yağıyor. Ve burada da mutfağımız var. Dede demin ne dedin? Günaydın diyorum. Günaydın canlarım. Kardeşim geldi, bizim evin içerinden dedi. Bir dakika, bu anneme değil. Demin anneme video yolladık da bu YouTube'a dede. Ne YouTube'a şu hayal. Allah herkese hayırlı tutun. Ben geldim şenlendirdim demez misin YouTube'a? YouTube'a şenlendirdim, öyle söylüyorum ben. Tabii, yani söylemek istiyorsan demin dedin diyorum, kameraya çık. Canım kardeşim geldim. Dede dede. Tamam dede, bu da şey gibi oldu. Demin... Pardon. Evet. Öyle pardon. Soframıza bakar mısınız? Hurmalar. Kameradan tam gözüküyor mu? Ay harika ya. Muhteşem. Şimdi kahvaltı ettik de oje sürdüm. Şöyle göstereyim size. Bu arada buradan ışık çok güzel geliyor ama biraz da güneşli. Yağmur yağıyordu. Şimdi de güneş açtı. Birazdan hazırlanıp çıkacağız. Ben böyle bir makyaj yapacağım, giyineceğim. Ondan sonra çıkacağız. Şelaleye gideceğiz dedemlerle. Ben gelmiştim ya, zaten çok geldim de şelaleye de biz çok gidiyorduk ama pandemi öncesiydi ve kanalım ya yoktu ya da çok yeniydi. Hani yanıma almamıştım sizleri, vlog çekmiyordum. Neyse, bugün gideceğiz işte. Ondan sonra da bir coffee shop var. Çok güzel gözüküyor Instagram'dan. Oraya götürmek istiyorum anneannemle dedemi ve kendimi ve sizleri. Öyle. Ay bu arada gözlerim şey oldu, kapanıyor. Bakalım. Anneannemlerin bahçesinde portakallara bakar mısınız? Şurada da çok var. Şelaleye doğru gidiyoruz. Ellerle göstermeden olmuyor. Bayağı güllük gülistanlık oldu hava şu anda. İnanılmaz. Köpüşler var değil mi ya? Çok tatlı. Ay bunlar ne ya? Ay çok tatlı bakın. Bunlar ne ya? Bu ayakmışlar onlara, baksana. Ya çok tatlılar. Ay bebişler, bunlar burada iyi olur. Babaları da evlerim de var. Evet ya, çok tatlılar. Bakar mısınız? Bebişler ya. Şimdi Şirinyalı'da bir coffee shop varmış arkadaşlar. Ben Instagram'dan buldum. Le Süd ya da sadece Süd, yani S-U-D-D diye. Bakalım eğer memnun kalırsam zaten hani kahvesini içerken falan şöyle falan yaparım size, olmadı. Ya da beğendim derim sonra. Ya Instagram'dan bulunan şeyden hayır gelmez. Allah Allah dede. Gelmez.
Paylaşıyorlar. O reklamını yapıyor ya. Bir de beğenirsen şimdi görüşürüz tamam, dedim. Reklamını yapıyor. Şimdi size birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu Süd 4 şubeleri varmış arkadaşlar. Biz Lara'dakine geldik. Yani bundan başka 3 şubeleri daha varmış. Kahveleri güzel. Yani şöyle aslında 10 üzerinden hani bana göre 6. Ama Petra'yı biliyorsunuzdur. Yani Petra'nın kahveleri daha böyle action track olur ya. Böyle Etiyopya, Kenya çekirdeklerini biliyorsanız hani o tat. Espressolarında hangi çekirdekleri kullanıyorlar sormadım ama benim çok damak zevkime uygun değil. Ama derken yani benim damak zevkime uygun olmaması kötü olduğu anlamına gelmiyor. Yani bu tadı sevenler bayılırlar öyle söyleyeyim. Ben daha çok böyle Brezilya, Kolombiya seviyorum. Mesela filtre kahvede Etiyopya çekirdekleri vardı. Anneannem bayıldı. Ama o bana hitap etmiyor. Ben daha çikolatamsı, karamelimsi tatları seviyorum. Bana biraz ekşi kalıyor. Böyle genel olarak benim deneyimim. Chocolate chip cookie aldık işte o çok güzeldi. Zaten tatlıları kendileri yapıyormuş. Yani gelirseniz bu Antalya'ya eğer kahveye merakınız varsa benim gibi coffee shop'lar gezmeyi seviyorsanız yani kafeleri diyeyim. Gelin ben beğendim. Şimdi yarın da belki bir takipçimle buluşacağız Bensu. Hatta onunla en olmuş yani podcast'te de bir yayın kaydettik. Onu da eğer dinlemediyseniz açıklamaları koyarım olmadı. Hani oradan bakarsınız. Öyle. O da beni belki bir yere götürür böyle kafe falan. Hani o da kahve seviyor anladığım kadarıyla. O da güzel olacak. Bakalım. Dede. Memnun kaldın mı? Kahveyi nasıl buldun? Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Biz flat white içtik. Ya şeyleri de çok güzeldi. Kurabiyeleri de çok güzeldi. Üç tane daha aldı dedem şöyle. Ha. Artı. Çaklı çip. Artı çok temiz bir kafe. Evet değil mi? Temizdi. Ben en çok ona dikkat ederim. Steril. Çok sterildi. Şimdi şuradan Nur Pastaneleri. Ünlü mü burası anneanne? Evet, evet. Ünlüymüş. Yanık dondurma alacağız. Bunlardan beyazlar yanıkmış anneannemin dediğine göre. Bir tanesi. Şu mu yanık? Şu ortadaki. Şu ortadaki beyaz yanıkmışmış. Ben hiç denemedim. Günaydın. Günaydın. Şimdi saat 10 civarı ve bugün ben yarın dönüyorum öncelikle. Sizi biraz güncelleyeyim istedim. Bu vlog nerelere gidiyor? Çünkü yarın 12.45'te uçağım var. Yarın pazartesi. Bugün pazar günündeyiz ve normalde bir takipçimle buluşacaktık. Bir takipçimle. Böyle şeyleri eskiden hiç sevmiyordum. Hani böyle doğru yerde ayırmaya falan çok dikkat ediyordum. Neyse. Yine sabah saçmalamacası diyelim. Bir takipçimle buluşacaktık. Hatta en olmuş yani podcast'te konuk olmuştu. Şu kapıyı kapatayım öyle geleyim. O normalde burada olacaktı. Sonra İzmir tarafına gitmesi gerekti falan filan. Neyse dün gece yazdı bana. Gelmiş yani dün gece gelmiş. Bugün de görüşelim mi dedi. Ben de tabii ki de onu zaten çok görmek istiyorum. Hatta böyle uzun zaman geçirmek istiyordum. Ama neyse hani hiç yoktan iyidir. Bir kahve içeceğiz. Biraz konuşuruz. Bensu'yla da bu sefer buluşamayacağız. Çünkü onun da işte işleri varmış falan. Normalde bugün onunla görüşecektik. Bir dahaki sefere artık, bir dahaki gelişimde dedim ben hani haber veririm hiç sorun yok dedim. O yüzden o öyle iptal oldu. Zeynep'le büyük ihtimalle görüşeceğiz. Yeni gelişmeler bunlar. Onun yanı sıra bugün dedem seni bir yere götüreyim. Bu Antalya'nın çok ünlü piramidi dedi. Açıkçası benim pek bilgim yok. Yani zaten Antalya'ya geldiğimde eskiden hep anneannemleri ziyaret ederdim falan falan. Zeynep'i görürdüm, dönerdim böyle hani 3 sene önce, pandemiden önce. Öyle. Bu arada şu an suratımda güneş kremi bile yok. Yani bakar mısınız? O Erborian CC kremini sürünce bebeksi oluyor. Ay ne yapalım? Arkadaşlar vallahi nasılsak her halimizle güzeliz duygusu gerçekten. Sağlıklıyız, iyiyiz, şükretme duygusu. Yani ben o duyguyu
seçiyorum. Diğer türlü kendimizi yargılamak, yermek bence çok kolay ya da belki de alıştığımız bir şey. Ve kendimizi bok gibi hissettirse de buna okey oluyoruz. Tamam diyoruz. Belki bu kendimize yaptığımız çok büyük bir aptallık belki de. En azından kendim için söylüyorum. Aptallığı da tırnak içinde söylüyorum şimdi, yanlış anlaşılmasın. O yüzden artık ben kendimi yargılamamayı seçiyorum. Başka ne diyeceğim? Böyle yani durumlar. Hani sonra size böyle hiçbir açıklama yapmadan, hiç sizle konuşmadan bir anda hop Zeynep'i görmenizi istemedim. Ben böyle seviyorum açıklamaları. Öyle. O yüzden söyleyeyim dedim. Şimdi yoga falan yapacağım. Sonra kahvaltı falan. Sonra dün 3 gibi çıktık evden. Bugün dedim yani en geç 2'de çıkalım ki biraz dışarıda da zaman geçirelim. Öyle. Ha bir de dün bu arada Terra City'ye gittik dönerken. Anneannem bana böyle bebeksi bir maske var benim çok sevdiğim. Dr. Jart'ın bir maskesi. Şuraya koyarım hatta onu. Yeşilini ilk defa yaptım. Çok güzeldi. Instagram'dan zaten takip ediyorsanız. Şuralarda, buralarda. Instagram'dan da bir story'de paylaştım. Çok bayıldım. Yani bugün bayağı nemli cildim. Öyle. Onu aldık. Sephora'ya gittik. Orada. Yani anneanneme dedim bana hediye almak ister misin falan. Öyle sonra da eve döndük zaten. Afiyet olsun, afiyet olsun. Burada şey var lan, benden şunu alsana. Alayım, alırım şimdi. Hava çok güzel bugün. Dünkü yağmurdan sonra ama dün gökkuşağı da vardı dede. Dün gökkuşağı da vardı. Bir şey söyleyeceğim, kahven dünkü kadar güzel mi? Güzel güzel, her günkünden daha güzel. Dünkünden yok, dünkü daha güzel gelmiş bana. Neden fark var kahvelere? Kim bilir, aynı kahve. Bu da ikinci gün kahvaltımız. Şunları anneannem yeni yaptı. Ay roka çok seviyorum. Şu hurmayı da bayılıyorum. Çok seviyorum. Ne? Roka'ya mı? Roka ve hurma. Hı-hı. Çok seviyorum. Biber değil, peynir. Peynir çıkmış. Ben sana peynir vereyim Erdo. Evet, şimdi çıkacağız evden. Ben yine dünkü üstümü giydim ya. Bir tane daha bir şey almışım. Onu giymek istemedim açıkçası. O biraz daha dar. Bu böyle biraz daha bol. Hani daha çok seviyorum bunu. Bir de annemin gençlik kazağı diyeyim. Gerçi bayağı ince bir şey. Burası da ılık, sıcak. Öyle. Birazdan şimdi çıkacağız. Evet. Çok severim ben bu rengi de. Öyle mi? Sana vereyim bunu. Hayır. Senin o. Vallahi kardeşim. Vallahi. Hayır dedeme yakışmış ya onun. Yok ya yani. Ben sana böyle. Dede sende güzel olmuş. Sende çok iyi. Nar ağacı ve limon ağacı çok güzel. Bizim değil bu arada yani. Hani bizim bahçede değildi. Sevdiğim o coffee shop, Doz Coffee Shop var. Oraya gidiyoruz bakalım. Tutum tutum. Bence beğenmeyecekler. Size söyleyeyim, anneannemle dedem böyle mekanları çok beğenmeyebiliyor. Bence ben bayılacağım. Gördünüz mü? Buldum. Bakın şurası. Afiyet olsun. Dede. Teşekkür ederim. İçebilir miyim? Tabii ki iç. Ne demek? Zeynep'cim. Zeynep'cim benim çok eskiden arkadaşım. Bir dakika dur bir şeyini göstereyim. Piercing mi? Şeyi mi göstereyim? Ama bir şey söyleyeceğim. Dur burada bir pislik al. Onu kimse anlamaz, ben bile anlamadım ya. Şurada dermanım var. Bir dakika, bir bakabilir miyim ve gösterebilir miyim? Ay nasıl bir şey o? Ay ben bunu sevmiyorum. Belimde ya. De var bundan. O derinin içine takılıyor. Deriyi böyle şeyle deliyorlar. Bir tane nasıl diyeyim, brenür gibi bir iğneyle. Çok ince bir boru. Deliyorlar, oradan o et parçasını çıkartıyor. Ondan sonra... Saygım var ama.
Ondan sonra ne yapıyor? Şeyi, piercing'i takıyor oraya. Ama ha, piercing'in altında şöyle yüzeysel bir tane tabaka var. Mesela delikler var. Allah. Onu orada açtığı deliğin oraya yerleştiriyor. Laktozsuz onu arkadaşım. Evet. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Dur bakın dili de delik diyeceğim. Aynı her yeri delik. Ya Zeynep ya. Şimdi aşkım bir dakika. Ha. Onu ittirerek takıyor. Tamam. O üstündeki şey deliklere de zamanla koyduğu deri kaynıyor. O deri yani vücut onu kabul ediyor. Senin etti mi kabul? Kabul etti. Ya kimisinki atıyor. Benimki kimisinde kabul etti. Ama onu mesela çıkartmak istediğimde minik neştenlerle cerrahi müdahaleyle çıkartıyorlar. Şebnem Ferah dur. Şebnem Ferah'ın, ay ben bir ters ışıkta kalıyorum ama olsun, sen güzel çıkar, çıkıyorum, ay ben kendimi harcarım. Şebnem Ferah'ın bak şurasında vardı. Aa, dermal mi? Dermal. Ve seninkinden büyük ve hep o takılıyordu. Hani böyle hep kırmızı gibi ve ben bunu konserde ben buna böyle şey gibi bakıyordum. Ciddi misin? Evet, zoomluyordu. Benim belimdeki yoga yaparken 10 kere falan topu düşmüştür. Aa. Gidiyorum top alıyorum ama en son artık yedekledim. Yedeklediğimden beri hiç düşmedi. Ha. Ama yedeklemeden önce her hafta gidip top alıyordum. O zaman yoga yapıyorum. Matta mesela hani hareket yaptıkça o belim matın sert yüzeyinden dolayı takılıyor. Nerende gösterebileceğim bir yer mi? Yani şey hani takipçilerimize paylaşıyorum. Ay şükür. Görmeyecek olsa yaptırmazdık herhalde. O kadar diyorsun. He, bir şey değil bu ya. Oha, buranda da dövme var. Zeynep gösterebilir miyim bunu? Senin var ya, kaç dövmen var, dövmelerimi anlatıyorum diye bir video çeksek o video bitmez. Şimdi biz yani... Ya en sevdiklerimi göstereyim göster mi? Göster aşkım. Bunlar Ali'nin çizimi. Bunlar bana hediye çizdi. Ben de onları vücuduma nakşettirdim. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bilmiyorlar ama seni ilk defa tanıyorlar. Şimdi ben önce bir Zeynep, sizler bak buranın işte çok güzelmiş, yanlış yaptık dedim. Neyse. Çürkülüm ve ben. Seni ama ben bir aşkım anlatmak istedim. Anlat. Benim şimdi mahalle kapı shop diye arkadaşlar bir kafem vardı. Kaçtı? 2014? 2014'tü. Biz 2014'te Mahalo sayesinde Zeynep'le tanıştık. Ve şey, o zaman ben hani Mahalo'da böyle menü yazısını çok güzel, yani biraz o konularda sen biliyorsun, titiz olduğum için. Aynen. Patron hiç biliyormuşum. Ya işte hassas olduğum için o konularda ve çok güzel yazan birini arıyorum. Bir arkadaşımız, ortak arkadaşımız. Kimdi? Selinler. Orada biz Zeynep'le tanıştık işte bu menüyle alakalı. Sen çok güzel yazmıştın, ben bayılmıştım. Oy, uzun yıllar durdu bir de ya. Evet. Sadece fiyat değişikliğine gidildi. Yazının hepsi durdu. Ama niye durdu? Bayıldım çünkü ben ona. Sevince bırakmıyorum. Ondan sonra arkadaşlar biz Zeynep'le arkadaş olduk. Senin o zaman zaten 7 gram vardı. Şükür Cuma'da. Aynen. Kafesi vardı yani. Ondan sonra hatta evlendin, buraya taşındın. Ben o zaman evliydim. O zaman evliydim. Sonra biz çocuk yapma kararı verince Antalya'ya taşındık. Barış, tamamen. Değil mi? Zafer. Ay Zafer. Barış. Barış değil mi? Ya Zafer'le, tamam hatırlıyorum. Neyse, ondan sonra Antalya'ya taşındı. Sonra biz görüşüyorduk seninle aslında. Görüşüyorduk. Ben geldim sana birkaç kere. Hatta kedin vardı, hatırlıyor musun? İstanbul'da da görüştük. Elif'in evine gelmişti. Hatırlıyor musun Kadıköy'de? Yel Değirmeni'nde. Ay evet, o zaman atölyen buraya falan da geldin vardı. Ama geldim, o zaman yeni doğmuştu. Evet, kedin vardı. Müdür vardı. Evet, müdür, bir de köpeğin vardı. Köpek hatta vardı. O zaman bir de fotoğraf çekiyordum ve o zaman ay başın sağ olsun. Onu müdür özellikle öldüğüne çok üzülmüştüm. Müdür ama yaşı gelmemişti. Bazen dersek zehirlendi o. Çok eve geri çık yapıyordu. Ben çok kötü oluyorum öyle konularda. Evet evet, kötü bir şeydi. Ay. Ama güzel yaşadı yani. O yüzden hiç şeyim yok hani. Üzüntüm çok fazla yok. Tabii erken yaşta kaybettim. Köpeğe hiç üzülmüyorum. Niye? Çünkü gerçekten tam olarak yaşımı yaşadı. Böyle 17 sene benimle dolu dolu. Ben nereye gidersem benimle geldi. Masa kadar bir köpek ama her yere taşıdı. Hiç, çok tatlıydı. Hiç sıkılmadım. Hiç bir kere bile neden demedim yani. İyi ki. Şimdi dur, çok kısaca şunları anlatayım. Ha, köpüşünü de göstereyim, evet, size. Bu arada bu özet hali arkadaşlar. Bir dakika, netlemedik onu. Bu köpüşü adı neydi? Köpük. Ha, köpük, doğru. Sonra dur, hemen bir kısaca ben size şöyle özeti anlatayım. İşte pandemi araya girdi. Uzun lafın kısası, biz koptuk, evet, tabii ki. Görüşemedik. Mesajlaşıyorduk falan filan. Biz işte pandemi boyunca
Ondan sonra neyse uzun aradan sonra bir araya geldik tekrardan. Bir de şimdi 4 videodur. Bu video kim bilir ne zaman yayına girecek ama tam ne... Birkaç ay. Birkaç ay ama yani ben sadece sayısını biliyorum. Şimdi 3 video var, bu 4. olacak. 4 değil mi? 5. olacak. Evde yapılması beklenen 3 video var. Yani 3 şey var, konu kaç var. Bu 4. olacak. Biz 4 yaptık. 4 yaptık aynen. Thumbnail'ları Zeynep yapıyor. Son 4 videodur. En son yayına giren bitenler videosu arkadaşlar. Oradan yola çıkabilirsiniz. Zeynep'cim istersen sen böyle birazcık kendini tanıt. Sonra biz zaten gıybetimize dönelim. Ama Zeynep benim çok sevdiğim, çok da yakın arkadaşımdır. İstanbul'da olmadığı için de ben çok Antalya'ya gelmediğim için çok aslında görüşemiyorum. Aslında geliyorsun ama kısa kalıyorsun. Ve benim böyle hayat şeyime koşturmamın şey olmuyor. Denk gelmedi. 2,5 senedir gelemedim. Ciddi? Hiç evet. Anneannemler pandemide hiç gelmedi. Ben gelsem seni ararım kızım. Tabii. Zeynep sen kimsin? Bu arada kahveyi ikimiz de çok severiz, bayılırız. Öyle bir ortak noktamız da var, onu da söyleyelim. Şimdi, afiyet olsun kızım. Ben kimim? Kilimcilik Öroğlu. Kimim ben? Kimin kız ben? Yani dur işte, oğlun kaç yaşında? Ali 6 yaşında. Ali. Doğumunu Ali. Hatırlıyorum Tay Tay. Ya evet ya. Ben hatırlamak istemiyorum. Canavar. Ya çok evde tatlı. Evde şu an. Otur dedim, geleceğim dedim. Grafik tasarımcı. Freelance grafik tasarımla ilgileniyorum. 33 yaşındayım. Ya Zeynep ya. Zeynep biz çok uzatmayalım aydır. Şimdi Zeynep'e gidiyoruz. İyi tam biz eve geliyoruz o zaman. Oradan hazır o beni bırakacakmış. Sonra anneannemlere gideceğim işte. Öyle konuştuk. Goy gıybet. Ay ne gıybet. Ha Airbnb'de yapıyorsun bu arada. Bir dakika. Evet. Konudan konuya onu da söyle. Airbnb'yi yapan Airbnb arkadaşım. Yapıyorum. Antalya Muratpaşa Bahçeleri'yle. Kalmak isteyenlere duyurulur. Normalde sistemde 27 dolar gözüküyor. Kardelen koduyla gelene kaç? Hadi %30 indirimde. Oha hadi, çok. Oğlan. Hayır %20. Bedava. %20 arkadaşlar. Olmaz %30. Allah söyletmedi aşkım. Söylerken ölüyorduk. Şimdi Zeynep'lerin evine geldik de birazdan çıkacağız. Ay şu şey salıncağa bakar mısın? Ne tatlı. Annem şovu açıyorum. Annenin ağzını çek mi bana? Şöyle bir göstereyim size. Annenin ağzını çek mi? Çok güzel ev biliyor musun? Gerçekten beğendim şok. Ama sen dizayn ettiysen zaten güzeldir gerçekten. Bakın arkadaşlar böyle bir ev. Bir odayı Airbnb yapıyormuşmuş. Ali sizi tanıştırayım, Zeynep'in minnak oğlu. Ben senin 1 yaşındaki halini hatırlıyorum Ali'cim. İstediğini söyleyebilirsin. Bir şey söylemek ister misin? YouTube'u sen biliyorsundur. Kaç yaşındasın? 6 yaşında. Konuşmayı seçmiyor şu anda. Okay. Ay seçiyorum. Tamam, ne demek istersin? Hiçbir şey. Aynen, süper. En güzel. Dişlerin yeni mi çıkıyor ya? Aa, dişlerin. Acıyor mu? Acımıyor. Hmm, anladım. Evet. Böyle bir manyak işte. Şöyle Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi dondurma yiyeceğiz ama ben sevmedim dondurmayı. Antep fıstıklı ve yanık dondurma. Anneannemlere de şöyle bir şey yaptım, göstereyim. Beğendiniz mi? Fazla şekerli diyordu. Öyle mi? Ben bayılamadım böyle, çok sevemedim. Ve diş kırdın, yeter. Şunu bitireyim. Aloha. Şimdi birazdan yola çıkacağım. Yoga falan yapacağım. İşte hafif böyle bir makyaj bir şey yaparım yani. Ondan sonra size ne söyleyeceğim? Dün piramitlere gidemedik. Çünkü Zeynep'le buluştuk. Zeynep'te böyle hafif sinüzitim falan var dedi. Bir de yoldan gelmişti İzmir'den. Neyse anneannemlerle de zaten kafeye anca gittik. Sonra anneannem yorulmuştu falan filan. Artık bir dahaki sefere kaldı diyeyim. Öyle. Kapanışı şimdi ben yapmayayım. Sonra zaten görüşürüz. Bugün yola çıkıyorum. Artık ilerleyen saatlerde görüşmek üzere diyeyim.
Öyle onu bir haber vereyim, sizi güncelleyeyim dedim. İşte birazdan kahvaltı yapacağız. Saat şu an 9'a daha gelmedi. Sabah 9 olmadı yani daha. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada şu arkamda gördüğünüz Choose to Shine yazısını görmeniz için şöyle konuşmak istiyorum. Şöyle, ama bu da böyle bir absürdite oluyor. Neyse. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için, varlığınız için kocaman 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 mahalo diyorum. Öncelikle umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Ve hani benim için çok güzel geçti bu arada Antalya. Sadece ve sadece ben sıcağı hiç sevmediğim için zaten hani bazı vloglarımda özellikle yaz aylarında ay saçlarım nem bilmem ne çok sıcak falan diye söylenmelerimden hatırlayanlarınız olacaktır hani izliyorsanız videolarımı. Ama sıcak dışındaki Kasım ortasında gittim biliyorsunuz yani 20 Kasım işte civarı. Ve hala yani öyle nemli falan değil ama sıcaktı. Onun dışında çok güzeldi. Yani zaten anneannemle dedemi görmeyi çok onları çok özlemişim. O yüzden onları görmek çok iyi oldu. Zeynep'i çok özlemişim. Zeynep'le bu arada görüşmelere doyamadım. Biz normalde daha böyle uzun zaman geçirecektik. Hatta hani ben 2-3 gün onda kalacaktım. Daha önceden öyle plan yapmıştık. Olmadı. Neyse bir dahaki seferlere olur. Hatta belki bu yaz Kaş'a gideceğiz beraber. Gidersek belki sizi de yanıma alırım. İster misiniz öyle bir vlog gelsin mi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bunun yanı sıra bu videoyu beğendiyseniz... Ha bir dakika ondan önce Instagram'dan takip etmeyi seçerseniz eğer ki şuraya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere duyursun diyorum. Başka ne diyeceğim? Bu kadar sanırım ya. İyi ki varsınız. Saat 5'e geliyor ve ben artık bir çıkacağım, yürüyüş yapacağım. Ha şunu da yeni aldım. Şeyi çok sevdim. Yani internetten aldım. Hani deneyip almamıştım. Şuraları açıkmış. Onu bile görmedim ama bu saks mavisi bende hiç yoktu. Ve ben bu rengi çok severim. Yani gerçekten bayılırım. Kazak zaten bayağı severim. Bir de böyle hani elleri hafif saran kazak. O yüzden buna böyle bir ekstra bayıldım. Çok hoşuma gitti. Size bununla ayrı bir video çekerim. Saçlarımı da artık kıvır kıvır yapıyorum. Neyse benim biliyorsunuz konuştukça konuşasım geliyor. Sizi bırakamıyorum yoksa. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Evet, tam vlog kapanışı çekecük. Saçlarımı da artık kıvır kıvır yapıyorum. Neyse benim biliyorsunuz konuştukça konuşasım geliyor. Sizi bırakamıyorum yoksa. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın.